dini konularda sohbet eden insanlar görüyorum, konuşuyorlar. Sanki din anlatırken apayrı bir üslup, böyle çok yapmacık, ruhaniyetli bir hava vermeye çalışıyor. Böyle adeta uçuyor, bulutlarda uçuyormuş gibi göğe bak. Arkada da bir müzik böyle. Evet. Kaval sesi yok, ney sesi gibi böyle. Olağanüstü yapmacık, yani böyle şaşırtıcı mimikler, yapmacık mimikler, yapmacık bir ses tonu. Evet. Garip izahlar. Ben böyle tipleri çok gördüm. Evet hocam. Yani çok abartılı mimikler. Yani böyle tülat tiyatrosu gibi. Bakın dikkatlice o gözle bakın. Yani çok, acayip tipler var evet, öyle. Dediğiniz evet, dediğiniz gibi. Veyahut kendine böyle ruhani evliya havası veren tipler. İşte göğe bakarak konuşuyor. Aşağıda arkadan bir ney sesi geliyor böyle. Peygamberimizi anlatıyor. Kardeşim sen akılcı dümdüz anlatsana. Evet. Yani niçin böyle bir şeye gerek var? Yani niçin öyle bir özel bir konsantrasyona ihtiyaç oluyor? Evet. Kur'an bize aklı verir. Akıl Kur'an'dan kaynaklanır. Dünyanın aklıdır Kur'an. Evet. Yani insanın aklı da Kur'an'dır. Akıllı insan dediğimizde zeki insanın Kur'an'a tabi olmasına denir akıllı diye. Zeki insan, çok zeki insan Kur'an'a tabi olduğunda akıllı olmuş olur. İnşallah. Ama tabii zeka an yaratılır. Adam yani böyle anadan doğma zeki olmaz. Her an zeka yaratılır. Evet. Akıl da her an yaratılır. Yani sabit akıl yoktur insanda. Bir de yabancı kelimelerle konuşmak. Latince veyahut Arapça. Evet. Yani mesela bizim halkımız Arapçayı bilmez. Büyük çok nadir insan bilir. Neden sürekli Arapçasının önce de söylenmesi gerekir? Gerekmiyor. Yani neden Latincesini? Yani anlarsa tamam anlatalım ama anlamıyor. Anlamıyor. Öğretmek amacı da yok. Yani Arapçayı ezberletmek ve öğretmek amacı da olmadığına göre orada bir gösteriş amacı olmuş oluyor. Yani ne kadar ilminin vüs'ati ve karihası ne kadar geniş. Evet. Mesela biz normalde Türkçe usluba göre konuşuyoruz. Yani Türkçenin akışına göre konuşuyoruz. Ama Arap aksanıyla kelimeleri sürekli Arap aksanıyla ara ara Türkçe, ara ara Arap aksanı yaparsak bu garip bir görünüm verir. Yani evet, şaşırtıcı olur. Yani burada samimi olmak lazım. Yani mesela biz ihlas diyoruz ama ihlaslı insan, samimi insan. Türkçe'ye geçişi budur. Ama ihlas dersek evet, adam bizim şivemizin bozuk olduğunu düşünebilir. Yani evet, değişik bir şey olarak. Ama Arapça içerisinde bu çok mükemmeldir Arap dil içerisinde. Ama Türkçe ile karıştırdığında daha değişik görünebilir. Evet. Yani özellikle ama dili alıştığı için konuşamıyorsa ayrı mesele. Ama sırf kendisini böyle alim göstermek için böyle ayınları çatlatarak konuşuyorsa, böyle genizden galgale falan böyle bir garip bir uslup yapıyorsa kendince, yapmacıklık yapıyorsa bu da çok samimiyetsizlik. Yani evet. Bayağı dürüst evet, ve samimi bir uslupla konuşulması lazım. Bir de medrese alimi böyle derin alim havası vermeye de gerek yok. Yani halka böyle hani siz bilmezseniz bende işte ilim var. Gelin benden ilim öğrenin. Kimsenin bir şey bildiği yok. Allah tecelli eder insanlara da. Allah konuşur. İnsanlar da dinler. O dinlemeyi de Allah yaratır. Konuşmayı da Allah yaratır. Biz sadece vesile oluruz o kadar. İnşallah. İnsanlar gölge varlıklardır. Dolayısıyla yani mesela ayınları böyle Arapça gibi böyle Türkçe içerisinde konuşurken evet, böyle çatlatarak konuşulması samimi durmuyor. Samimi usluba gitmez. Evet hocam. Her konuda çok candan uslupla konuşulması lazım. Başka. Kur'an'ı anlatırken de öyle. Evet hocam. Bir de hurafeden ve anormal izahlardan da kaçınmak gerekiyor. Yani belli hurafevari oldu. Hurafe olduğunu anlatırken herkes anlıyor. İnsanlar anlamazlıktan geliyorlar. Böyle iç geçiriyorlar. Geçenlerde bir konuşma internette gördüm. Yani akıl almaz hurafeler anlatıyor bir hoca efendi. Adamlar da böyle iç geçiriyor gibi. Halbuki üniversite öğrencileri yani normal yani %100 inanmıyorlardır o izahlara. Evet. Ya yani inanılacak gibi değil çünkü yani akıl almaz münasebetsizlikte izahlar anlatıyor. Yani dini konuları tenzih ederim. Onlar da böyle hani cezbeye gelmiş gibi iç geçirerek falan. Yani bak anlatan da yapmacık, dinleyen de yapmacık. Evet.
Bunun son bulması lazım. İnşallah. Din akıldır, saf akıldır. Yani son derece mantıklı, tutarlı, doğru bir bakış açısı olması gerekiyor. Çok candan yaklaşılması İnşallah. lazım. İnşallah.